Korktali Bozova'da 1951'de doğdum. Babama Garabıyık dedikleri için Garabıyık mıstık derlerdi burada. Sonra hastaneye girince herkes doktor mıstık diyorlar. Yani iğne yaptığım için, serum taktığım için, pansuman bilmem. İşte lakabım bu. Yaşantımız daha da çobanlıkla geçti. 20 yaşına kadar koyun güttük. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra bir daha koyun güttüm. Baktım yaylım yok, olmuyor. Antalya'ya gittim. Antalya'da garsonluğa girdim. Garsonluk yaptım. Ondan sonra buraya geldim. Buradan tekrar gittim. Belediyeye girdim. Belediyede çalıştım. Büyükşehir Belediyesi'nde enjeksiyon pansumancı olarak çalıştım. Orada çalışıyordum. Sonra Korktel'de hastanede imtihan açıldı dediler. Oraya geldik. Orada imtihana girdik, kazandım. Hastanede çalışırken emekli olduk. Şimdi köye yerleştim. Ev yaptırdım da. Şimdi yaşayız hayırlısına köyde. Evde bir sığır var, sığıra bakıyorum. Koyunlar var, koyunları güdüyorum şuralarda. Ben bahar oldu mu dolamanı diye bir şey vardır bizde. Dolamana gideriz. Ondan sonra ot çıktı mı ota gideriz. Ot yaparız geliriz. Sonra yaz geldi mi anız toplarız. İşte anızla uğraşırız. Güz geldi mi koyunlarla, sığırla uğraşırım. Ondan sonra kışın dağa giderim. En çok zevkim dağda piknik yapmak ya da odun getirmektir. İşte vaktimiz böyle geçiyor. Ya eskiden traktör yoktu. Millet çüş sürerdi hayvanlarla, öküzlerle. Sabah ben koyun güderdim. Güneş doğarken şey böyle olurdu. Yani bu sinek sırtlarına konardı öküzlerin. Ve yarım kurt dediğimiz bir kurt olurdu sırtlarında. Onu o sinek geldi mi kaçardı öküzle. Koşar koşar. Mesela herkes çift sürdükten sonra arpa biçilecek. Burada dellalcı vardı. Ünlerdi. Hey Hale bugün arpa rağı biçilecek. Başlardı millet arpa rağı biçmeye. Ondan sonra bugün buyde orağına girilecek. Buyde orağı biçilirdi. Ondan sonra deste çekilirdi. Harman yapılırdı. O yani o zaman birisinin bir harmanı oldu mu şöyle büyük. Ya falanın büyük bir harmanı var. İki tane mesela harmanı var. İşte güze kadar düğen sürerlerdi. Güzün badas diye süpürlerdi etrafını. Badas deriz biz ona topladık mı. Onu savurlardı, onu yerlerdi, yıkarlardı. Şeyde, koca bunlarda su çoktu o zaman. Yıkarlardı. Bulgur olurdu o. O zaman. Gece sabaha kadar, yazın sabaha kadar koyun güderiz biz. Çardağa getirir yatırız. İkinin kaldırır, sularız, götürü gideriz. Eskiden böyle miydi? Eskiden ta Uzunburun önünden bir darardı koyun. Derelerden, tozdan, koca ambara suya, sudan. Gündüz yatardık, uyurduk. Gece koyun güderdik yani. Hiç bilmediğin, görmediğin yerlerde koyun güderdik. Eskiden adamlar hani 50 yaşında, 55 yaşında gördün mü adamı? Bayağı bir yaşlı bir adam olunuyordu. Şimdi adam 85 yaşında gene aynı. Yani sağlık yönünden tabii doktorlar çok, hekimler, teknoloji hani insanlara. Oluyor. Eskiden adam karnı ağrıyormuş, küt ölüyormuş. Apantisim patladı da öldü. Ne oldu, zehirledi de ne oldu bilen yok. Öyle oluyordu. Şimdi her şey oldu. Adam bypass oluyor, bilmem gidiyor tedavisini oluyor. Haplarla yaşıyor. Bak eski bizim gençliğimizde şey yapardık. Bağlara giderdik mesela derelere. Üç taş oynardık. Oradan çellik oynardık. Met oynardık. Binmeli met oynardık. Binmeli çellik oynardık. Yani vaktimiz gençliğin vaktleri. Akşam oldu mu oldu bitti diye bir şey vardır. Onu oynardık. Mahallere saklanır. Bilmem ne derdik. Düğünlerde maşalama olurdu. Maşalamalarda kız olurdu, efe olurdu, araba olurdu. Bunlarla bütün millet gelir, eğlenirdi. Odalar olurdu. Odalar gençler giderdi odalara, orada muhabbet ederdi. Yani gelin alıncağında şimdi bir gün ihtiyar yemeğe derlerdi. Bir gün odun yemeğe derlerdi. Millet oduna giderdi şeye gari, düğün evine. Ertesi gün kına, ertesi gün çez, ertesi gün gelin alma. Yani böyleydi yani. Çez serilirdi oraya, kız evine. Yani neyi var neyi yok serilirdi. Düğün ertesi gün gelin alınırdı. Öyle
olur diyen evveli gençken her şey böyleydi. Şimdiki gençler ellerinde bir telefon, başka bir şey yok ki. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Eskiden herkes toplanırdı, oyun oynarlardı, mahallecek. Ya güreşirdik, sporumuz iyiydi yani. Şimdiki gençler ne güreşten anlıyor, ne bir şeyden anlıyor. Bir elinde bir telefon, başka bir şey yok. Öküz gütmeye giderdik. 12 yaşlandı. Öküz gütmeye gittim. Dağda, dağın başına zaten gidiyordu öküzler. Ben de kayadan çıkıyordum. Buradan dedim, çıkın, delikte şey güçkeyelim diye bir yer var. Oradan çıkayım gidelim, buradan dedim, depeye dedim. Tam giderken yarıya vardım, şöyle bir düzdaş var. Öyle arkama bir baktım, ulan dedim, buradan bir düşsem ölürüm ben. Ben niye çıktım buraya dedim. Sonra derke beraber oturuyordum. Orada bir şey vardı, çalba. Gavcarlayıverdim, o da kopuverdi. Bir düştüm, ta aşağı. Tengir mengir. Kafam taşa bir ildi. Her taraf yıldızlık oldu, o kadar. Başka aklım ermiyor. Sonra kimse yok. Bir aklım başıma geldi. Böyle eğilmişim. Böyle soluyun, kanla akmış onlara, dudağım yirilmiş, bura yirilmiş, kaşım açılmış ha. Benim torba bir tarafa gitmiş, matara bir yanına gitmiş, şapka bir yanına gitmiş. Onları toparladım. Bir de arkadaş vardı, o da onunla karşılaştık orada. Ne oldu ya dedi, düştüm dedim ben. Neurolojik vaziyet dedi, hadi köye git dedi bana. Köye geldim, köyde süt çıkarlar, süt çekiyorlar. Ya beni gördüler, o ne oldu, ne oldu, ne oldu? Siz de gari ne oldum dediler. Ondan sonra eve geldim, rahmetli amcam vardı, Mustafa amcam. Ne oldu lan dedi, düştüm dedim ben. Nereden düştün dedi. Heç dedim, öyle gaya taşa çıktım, taş dayamdan kaybettim dedim. Sürsüldüm dedim, yalan söyledim. Endeki dedi, sürsülmeye bile benzemiyor dedi. Baya baya bir yerden uçmuşum sen dedi bana. Ondan sonra rahmetli babam geldi. Babam ne oldu lan dedi. Düştüm dedim. Sen nereden düştün dedi. Kayaya mı çıktın? Ne ettin dedi. Yani eskiden doktorum var, öyle iyileşti gitti her tarafım. Benim gençliğim böyle geldi geçti yani. Şimdiki gençler 15 yaşında, 16 yaşında tuvalete gidemiyorlar. Şimdiki çocuklar evin içinde tuvalete gidemiyorlar korkudan. Vallahi şimdiki gençlere en çok nasihatim telefonu atsınlar. Lüzum olduğu zaman kullansınlar. Annelerini, babalarını ilgilensinler yani tavsiye. Ben çobanken koyun yayılırken ayrı bir kaval çalardım. Öyle dururken ayrı bir kaval çalardım. Hadi çalın, çalayım da dinleyin bir. Notumuzu verin. Beni izleyenlere de herkese teşekkür ederim. Hepsini, hepinizi selamlıyorum. Allah bugünlere, bu aylara yine sağlıklı olarak kavuştursun.